Arkadaşlar bugün İtalyan kovanıma bakacağım. Uzun kovan biliyorsunuz. Ana yüzüğü yapmış mı? Herhangi bir sıkıntısı var mı? Bir bakalım. Kaç tutmuş sayalım. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Şu anda 20 çıta. Gayet uslu. Önce şerbetliğimize bakalım. Şerbetliğimizin altında herhangi bir arı yok. Oradan şöyle göstereyim size yoğunluğu. Yoğunluk gayet güzel arkadaşlar. Duman sıkmadım şu anda. Tarlacılar dışarıda. Tarlacılar var dışarıda. Evet. Güzel. Yumurta yok. Ama çıtanın durumu güzel. Temizlenmiş gibi. Hemen ikinci çıtaya bakalım. Kabartılmış. Günlük yok. Bunda olabilir abi belki. Bunda da günlük yok. Şöyle yanaştırayım. Günlük yok. Buna da günlük yok. Az bir bal var üstünde. Bak duman sıkmadığımız halde böyle görüyor musun? Şu anda günlük bakıyorum. Burada bir yüzük var. İçi boş. Günlükler burada. Burada günlük var bu çıtada. Şu kısımlarda günlük var. Kapalı yavrumuz. Güzel. Bu tarafta kapalı yavru. Demek ki anada bu son 3 çıtaya geçememiş. Son 3 çıtayı hızlı mı attık abi yoksa büyüklüğünden dolayı yetişemiyorum ara? Ben özellikle attım ki çünkü sıkışıktı biliyor musun? Sıkışıp oğula gitmesin diye. Burası hep günlük. Yüzük yok. İşte şey olursa yüzük atar diye. Çünkü her seferinde 20 çıtayı kontrol etmek istemiyorum. Yani şu anda duman sıkmadan baktık ki en sonda akşama karanlık yani akşama doğru baktığımız zaman o çıta dolu olacaktır. Mesela şu çıta komple kapalı yavru, tamam mı? Bu kapalı yavru çıktığı zaman hemen çıta isteyecektir. Bir gün içinde. Sıkışacaktır yani. Böyle de yüzük yapacak. O zaman. Dolu. Bak. Yüzük yapmış. Yapmış mı? Yapmış. O zaman onun altında bir tane daha var abi. Kontrol ediyoruz. Sıkışmış olabilir mi? Ne dersin? Şurada da şey vardı abi. O zaman bir kalabalık vardı. Ona da bak. Acaba bu anayı mı değiştirecek? Yoksa sıkıştığı için mi oran? Ne dersiniz İbrahim? Abi yumurtayı çok attıysa, memeyi çok attıysa oğula gidiyor demektir. Ama yok tek tük attıysa anayı değiştirecektir. Ama sen gerçi petek atmışsın, rahatlatmışsın ama. Petek attım, rahatlattım. Evet, rahatlatmama rağmen yüzük yapılmış. Ne yapacağım? Yüzükleri kesmeye devam. Şuna da bak abi, şunun da vardı ya. Şuna bak. He, ona dikkat et. Kalabalık vardı onda bir. Hemen bakalım. Hiç geçmiyor. Epek mi kalır? Şurada sanki var abi ama. O ufak ondan bir şey olmaz. Evet bu da yok. Şimdi yanaştırayım. Silkelemeden şöyle baksak nasıl olur? Burada yok. Burada yok.
göremedim. Evet, gözden kaçırma ihtimaline karşı. Bakalım. Tamam. Şurada bir tane, şurada bir tane var. Boş. Kaç tane şey gördük abi? Kapalı yüzük, iki tane şey. İki tane değil mi? Hı hı. O zaman ana değiştirmek. Onu yeni mi atmıştık? Buyur. Hatırlıyor musun abi? He? O iki ağ yazanı yeni mi atmıştık? Onu yeni attık. Evet. Yeni attık derken şurada örmüşlerdi. Ana yumurta atsın diye araya koydum ben. Hı. Anaya yumurta attırmak için arıyı aldım. Şu anda arın şeyi fazla sıkışık değil. Değil. Fazla yüzük de yok. O zaman anayı değiştirmek için. Ama öyle almış almış yüzük diyor yani. Şu an zaten anayı değiştirmek için. İki tane çıktı. Tam iki tane öyle bir tane iki tane yapalım. İki tane çıktı. Ha, ana değiştirmek istediği zaman bir tane iki tane az ya, yapıyor. Az yapar, biraz da gizli saklı yapar anadan. Oğula gitmek istediği zaman oğula çok yapıyor. Oğula gittiği zaman her tarafa atar. Biraz da erkek şey çok olur. Erkek yumurta çok olur oğula gittiği zaman. Benim o şeyi mesela üst kata çıktığımız ona benziyor. Şu ilk baktığınız mı? Yok. Şu... Ha, sonradan baktığımız. O bayağı bir sıkışmış ya. Ha, ilk baktığımız doğru doğru. İlk baktığımız mı? Normalde ilk bakınca gözükmüyor bak gözük. Burada var. Silkeleyince ortaya çıkıyor. İçi dolu mu abi? Büyük ihtimalle dolu gibi gözüküyor. Evet dolu. Süt isteyen var mı? İsteyen varsa verebiliriz. Şimdi ihtimale karşı ben bir kere daha yüzükleri keseceğim. Var abi, sağda yine var. Ve kontrolümü tekrar bir daha yapacağım, tamam mı? Evet. Oo. Sana ne güzel. Ananızı da gördün bak, ananız da burada bak. Çek abi. Ama sanki ana biraz şey gibi. Ana değiştirecek gibi. Ana değiştirecek gibi çünkü Orhan yumurta oranı düşmüş. Abi oğla yiyecek olsa oranı. Biraz daha erkek ama yumurtayı gayet güzel abi ya. Ya şimdi 20 çıt olunca baksana. Yetişemiyor demek ki abi. Anca yetişiyordu ya 20 taneye. Ne dersin? Evet olabilir. Evet ya çünkü 20 tane şey var, çıta var. 20 taneyi birden yumurtlayamayacağına göre. Yani günlük yumurta var. Gayet güzel almış. Yani her gözde var. Ne gelişte mesela buna. Baksana abi. Bu kadar güzel almış. Evet. Şimdi bir denemem lazım. Çıta verip nasıl yavrulatacak? Eğer bizden kaynaklanan hani şeyse sıkışmışsa rahatlatalım. Ama ana eskimiş değiştirmek istiyorsa yine yüzük yapacaktır. Yine yüzük yaparsa Orhan hemen şey yaparız. Anayı değiştiririz. Yani bunlara bırakmayacağım. Kendilerine bırakmayacağım anayı değiştirmek için. Bence bu arı sanki anayı değiştirmek istiyor gibi. Çünkü bu taraflarda da var. Burada mesela bak daha günlük atmamış buraya, tamam mı? Şuralara. Birazını atmış, birazını atmamış. Ana biraz eskimiş olabilir. Şeyden düşmüş olabilir yani performansı.
burada erkek kişi var. Var o var mı diye bakıyorum. Müzik yok. O anayı değiştirecekler bence. Ama yine de işi şansa bırakmayacağım. Araya çıtalar atıp tekrar yüzük yaparsa demek ki anayı değiştirmek istiyorlar. Ana performansını azaltmış olabilir. Arıcılıkta şöyle hemen bakalım, günlük yumurtaları ağaçtan gölgede, altında günlük yumurta yok. Yani normalde buralara sanki atması gerekirdi, hatta şuralara gelmesi gerekirdi diye düşünüyorum ananın. Sanki yaşlanmış gibi ana. Performansını kaybetmiş gibi. Normal abi, çünkü 20 tane sürekli yumurta attırıyoruz anaya. 3 sene yaşayacak ana, 1 senede bitiyor. Hava sakinliği güzel. Evet, çok sakin. Bunlarda bak şey var mesela. Yumurta var mı? Yumurta var. Gözlerde. Orhan, bunlar senin için çok güzel bir deneyim. Kesinlikle. Hemen bakıyorum gözlere. Bak burada var yumurta. Günlük var. Yoğunluğu nasıl? Orhan, al şuradan bak. Şuraya bak, tamam mı? Şey, kendini öğrenmek amaçlı al. Şimdi günlük yumurta hepsi yan yan atması gerekiyor, tamam mı? Boşluk olmaması gerekiyor. Tamam mı? Eğer ki hani 3-4 tane atmış, sonra bir iki tane boşluk varsa. Evet, sen dediğin gibi abi, var. Boşluk evet. Var, ben gördüm de o yüzden sen de gör diye. Anası yaşlanmış. Yani anası yaşlanmış evet. Gibi. Bir sıra atmış mesela, hemen bayağı bir geçmiş. 3-4 sonra bir daha atmış. Sanki yaşlanmış gibi. O yüzden şey yapalım. Şöyle ben bir kere daha deneyeceğim. Bir şans daha vereceğim. Çünkü bunun balını görmek istiyorum. Bal akımı başlamak üzere üstlük atacağım. Anayı da üst baldan sonra değiştiririm. Yani şimdi yüzükleri keserim bir şekilde engellemeye çalışırım. Anayı değiştirmeden. Hem böylece balı daha çok yapar. Yavru azalınca bal çoğalacak. Buralara gizliyorlar böyle. Tabii senin söylediğin çözüm geçici bir çözüm. Doğru mudur abi? Şu anda ben evet. Bu kovan ne kadar bal yapacak diye görmek istiyordum. Bunun üstüne ballık koyacağım. Tamam mı? Hani takipçilerim de görsün o ballığı. Güzel bir ballık yapmayı düşünüyorum. Yapabilirsem bir görelim ne kadar bal yapacak. Baldan sonra da şimdilik anayı oyalayayım. Baldan sonra da anasını değiştiririm. Bu süreç yaklaşık kaç aylık bir şey abi? Bir de öngörüm. Hatta içinde bitecek bu iş. Mayıs'a kadar bitmesi gerekiyor. Mayıs'ın ilk haftası mesela. Mayıs'ın 1'ine kadar şey devam eder. Şu anda portakallar ya. O zaman 3 hafta diyoruz, doğru mudur? Aha. Şu anda portakal başladı. Güzel nektar da geliyor. Polen de geliyor. Biraz oyalayayım ben burada anayı. Bir bal yapsınlar. Bir balını alayım. Evde balımız kalmadı. Biraz bal yiyelim. Babam soruyor. Sen niye arıcılık yapıyorsun? Balın yok diyor. Arkadaşlar, güzel balınız varsa gönderin. Adresimi aşağıya yazacağım. Güzel kaliteli ballarınızdan gönderirseniz sevinirim.
Genelde video çekiyorum ve denemeler yapıyorum. Fazla bala yönelmiyorum. Evet, bu da ballı. Bu deposu dolu. Yüzük yok, tamam. Şimdi yanaştıralım. Hemen 2 ve 9 dediğimiz şeyi uygulayalım. Peteğimiz. İki numaraya bir tane koyalım. Şimdi 3 tane mi koyacaksın abi buna? Yok, fazla koymayacağım. Zaten en sonuçta o kadar şey değil. Dolu değil. Şuradan alacağım. Yani burada örülü vardı ya, yumurta atmayan. Onları bu tarafa almaya alacağım ki yumurta atsınlar. Şurada yanılmıyorsam. Ya bunda mesela yumurta yoktu son ikide. Onları buraya alacağım ki anaları yumurtlasın. En sonra da bir tane salt petek koyacağım. Böylece arıyı rahatlatacağım. Tekrar 3 gün 4 gün sonra bir daha ana yüzüğü kontrolü yapacağım. Eğer varsa yüzük tekrar keseceğim. Ta ki bal akımı bitene kadar. Bal akımı bitti mi anasını değiştireceğim. Arkadaşlar, arı ana yüzüğü yapabilir. Sıkıntı yok. Oğula gitmek için yapar. Anasını değiştirmek için yapar. Bunların hepsi normal şeyler yani. Eğer bu şekilde arınızı dağıtırsanız böyle saf petek verip, o zaman bazı şeyleri engellemiş oluyorsunuz. Anası eski ise yine yüzük yapacaktır. İşte oyalayıp sonra keseceğim ben anayı. Yine ana vereceğim. Ama ben verdikten sonra arı rahatlayıp ana yüzüğü yapmazsa, bu da arının sıkışık olduğundan dolayı yaptığını gösterir. Yani ana performanstan düşmemiş olur. Ama şu anda aralarda gördüğüm çıtalarda şey vardı. Özellikle baktım, yavru düzeni biraz az gibiydi. Seyrekte az gibiydi. Büyük bir ihtimalle bu anayı değiştirmek istiyor. Buradan iki tane kapalı yavru aldın abi. Onları iki mi aldın? İki aldım. Tamam. Şimdi ben oraya iki tane daha petek koyacağım. Bir kontrol yapacağım. Ondan sonra tekrar peteklerini koyacağım, iki tane daha. Bu aldığım çıtaları kontrol edeceğim.